Herkese merhaba, ben Ufuk. Bugün sizlere alışılmışın dışında bir tatlı tarifi vereceğim. Evet, yanlış duymadınız, tatlı tarifi. Yani genellikle hep sağlıklı olan şeylerin tariflerini veriyorum. Fakat bu sefer de hani tatlı dediğime aslında pek bakmayın. Hani dışarıda yediğiniz tatlılar kadar yüksek kalorili ve şekerli bir tatlı değil. Hatta faydası bile var. Nedir bu? Çikolata, yani çikolatalı bir tatlı tarifi vereceğim. Pek çoğunuz duymuşsunuzdur hani çikolatanın faydaları hakkında pek çok şeye iyi geldiğini söylüyorlar. Hatta hemen kopya çekip size buradan biraz daha detaylı bilgi vereyim. Hani hızlıca çikolatanın damar hastalıklarına karşı faydası olduğunu söyleniyor. Kansere karşı zihne iyi geliyor, bağırsaklara faydalı. Kandaki şeker seviyesini dengeliyor, yani insülini dengeliyor. Bu da iyi bir şey tabii ki. Strese karşı iyi geliyor. İnme riskini azaltıyor, cilt sağlığını koruyor. Beyin sağlığına faydalı ve görme yeteneğini geliştiriyor. Bu ve bunun gibi pek çok faydalı özelliği var. Hatta ben de geçen gün bir fitness dergisinde okudum. Düşük yağ oranına sahip olan kişilerde yağ yakma şeyini hızlandırıyor. Yani hani yağ yakımına yardımcı oluyor. Peki burada hani bahsedilen çikolata hangi çikolata? İşte onu es geçiyorlar ama o konuda pek üzerinde durmuyorlar. İnsanlar da sanıyor ki hani market raflarında satılan her çikolata olur gibi bir algı oluşuyor. Peki hangi çikolatalar olmalı? En az %70 ve üzeri olan gerçek bitter çikolatayı tüketmelisiniz. Yani içerisinde kakao maddesi yüksek olan. Genellikle satılan sütlü çikolatalarda içerisindeki şeker oranı çok yüksek oluyor. Ve hani kakao maddesine baktığınız zaman %20'lerde 30'larda oluyor. Bu çok düşük bir oran. Ve siz zaten o kadar şekeri beraberinde yediğiniz zaman, yani o çikolatayı yediğiniz zaman o kakaonun size, çikolatanın hiçbir faydası yok. Bu yüzden hani ben de bitter çikolatayla size bir tatlı tarifi vereceğim. Aslında çok basit bir tarif. Hani Antep fıstığı ile beraber ikisini karıştıracağız. Gene benmari usulü. Yani önce çikolatayı eriteceğiz, sonra karıştıracağız. Neden bu şekilde yapıyorum? Çünkü hani gene marketlerde fıstıklı, yani Antep fıstığıyla bitter çikolatalı hazır olarak satılıyor. Fakat içeriklerine baktım, onların da şeker oranları çok yüksek. O yüzden iş başa düşüyor burada. Ya, ama dert etmeyin, yani oldukça basit bir tarif, yani zor değil. İsterseniz hemen geçelim nasıl yapıldığına. Yine daha önceden yapmış olduğum protein bar videosundaki gibi yine benmari usulüyle eriteceğiz çikolatayı. Bunun için tek gerekenler, bir kabın içerisine su koyuyorsunuz, kaynatıyorsunuz ve üzerine ısıya dayanıklı bir cam koyuyorsunuz. Suya değmiyor kap. Bunu da önceki videoda öğrenmiştim. Sağ olsun izleyicilerim beni düzeltti, öncesinde yanlıştı. Kap suya değiyordu. Burada yalnız değmeyecekmiş, doğrusu değil. Ben çikolata olarak bu Nestle'nin %80 bitter olan çikolatasını kullanıyorum. Bu aslında zaten İsviçre menşeli, yani İsviçre üretimi, orijinal bir Nestle ve zaten Fransa için üretilmiştir. Üzerindeki yazıların çoğu Fransızca. Ve tadı da oldukça iyi, yani çok sert bir bitter değil, yani diğer bitterlere göre. Ben burada 3 paket kullanacağım. Evet, çikolata tamamen eridi sayılır. Hani dikkat edin, içinde hani parça kalmasın. Gördüğünüz gibi 2-3 dakikada hemen eriyor. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Evet, önceden hazırladığımız bir cam, ısıya dayanıklı bir cam kabın içerisine alüminyum folyo koyuyoruz. Yani iyice yerleştiriyoruz. Ve fıstıklarımızı bunun içine boşaltıyoruz önce. Bir kap dolusu kadar soyulmuş, kabuğundan ayıklanmış Antep fıstığı. Dibinde iyice yayıyoruz. Şimdiki süreçte ise elimizi yakmadan erittiğimiz çikolatayı yavaşça üzerine
Yani bildiğiniz bir blok çikolata yapıyoruz aslında. İyice fıstığı içine alması için, çikolatanın iyice aralara nüfus etmesi için kaşık yardımıyla biraz karıştırıyoruz. Bu tarifi ben daha önce denedim tabii ki. Yani direkt sizle beraber ilk olarak yapmıyorum. Oldukça güzel sonuç verdi. Hani iyi bir yani çünkü Antep fıstıklarıyla gerçekten hani şeker şeyini aramıyorsunuz. Hani biraz daha şekerli olsaydı demiyorsunuz. Ve içiniz rahat yani hani %80 bitter olduğu için hani rahatlıkla tüketebiliyorum. Çünkü hani diğer marketlerden aldıklarımızdan içinde ne olduğu belli değil açıkçası. Yani ne kadar şeker var, katkı maddesi var. Şimdi bu şekilde dışarıda biraz soğumaya bırakıyoruz. En az bir yarım saat kadar. Hani çünkü şu an çok sıcak olduğu için dolaba koymamız pek doğru değil. Ha, bu arada ufak bir hatırlatma yapmama izin verin. Daha önceki protein bar tarifinde dolaba koyun demiştim. Fakat pek çok arkadaş bunu derin dondurucu olarak anlamış ve hani derin dondurucuya koymuşlar. Orada bekletmişler bir saat kadar. Sonra bana mesaj attılar. Hani biz bunu yiyemiyoruz. Çok sert, çok şey oldu diye. Arkadaşlar normal buzdolabına koyacaksınız. Yani alt tarafa koyacaksınız. Günlük yiyeceklerin konduğu yere koyacaksınız. Ama dediğim gibi önce bir yarım saat soğumaya bırakacağız. Ondan sonra dolaba koyacağız. Dolapta da bir saat geçirse yeterli olacaktır yani soğuması için. Evet, çikolatamız hazır. Dolapta da bir saat kadar bekledi. Dediğim gibi önce yarım saat dışarıda, sonra bir saatte dolapta normal buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. Şimdi kabından dışarı alacağım. Oldukça rahat bir şekilde çıkıyor. Kap tertemiz. Gördüğünüz gibi bildiğiniz bir blok çikolata oldu. Artık tüketmeye hazır bir durumda. Şimdi bunu hani küçük parçalara bölerek de veya hani bu şekilde de saklayabilirsiniz. Evet, çikolatamız yenmeye hazır. Kesitini merak edenler için şöyle bir kesiti var. Bilmiyorum ne kadar net görünüyor. Tadına gelecek olursak da az önce denedim. Gayet güzel. Antep fıstığı bitter çikolatanın acılığını kesinlikle almış durumda. Ve ne kadar tüketmeliyiz peki gün içerisinde? Maksimum 50 gram kadar tüketmemiz yeterli olacaktır. Hani daha fazlasına kaçmayın. Ve mümkünse bunu gün içerisinde ara öğünlerde ve benim tavsiyem kahveyle beraber çok daha iyi olduğunu, daha uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Geç saatlere fazla bırakmayın. Mesela akşam yemeğinden sonra tüketmeyin. Sonuçta yine de tatlıdır yani. Hani düşük de olsa şeker oranı tatlıdır. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.